Olanda para var, olmayanda yok. Geçen sene burada ben bir yömyemde 8 kilo alabalık alırken şimdi 3 kilo alıyorum. Çalışanın %50 elinden alınmıştır. Artık siz yiyebiliyor musunuz? Ben neyini yiyeyim? Akşama kadar burada dikileyim de 120 liralık yömyeyi de ona mı verelim? Zalimler! Ankara Ulusal'inde ünlü Müslüm Baba ile beraberiz. Efendim balık fiyatları nasıl, vatandaş alabiliyor mu? Vallahi şu an balık fiyatları lodos olduğu için balık çıkmıyor. Çıkmadığı için de balık çok pahalı. Şu anda hamsi memleketine dolu yol aldı. Gürcistan'a, Rusya'ya doğru gidiyor yolda. Ama istavut güzeldir. 15 lira para değil. Alabalık harika. 35 lira para değil. Olanda para var. Olmayanda yok. Hamsi ne kadar efendim? Hamsi şu anda 35 lira. Biraz pahalıdır efendim. Rusya, Gürcistan'a kaçtığı için pahalıdır. Müslüman bu o açıdan diyor. Balık pahalı. Çupra 45 liraydı. 70 lira oldu. Günah ya. Halka günah. Vatandaşlara. Mazot fiyatlarındaki artışın etkisi var. Mesela barbun 120 lira. Yansıyor. 1 kilo mazot kaç para? 11 lira diyelim. E bu yerinde 40 lirayken mazot alıyor 30 da o ekliyor. Navlun binince ne oluyor? 100 oluyor. Barbun satışı yaptınız mı bu hafta? Barbun 180 lira barbun var. 200 lira barbun var. Mesela kalkan. Erkek kalkan. 330 lira, 340 lira kilosu. Ama erkek süper bir balık. Kalkan balığı. Tranca, lagos süper. Bunlar güzel bir balık. Mesela torik, baba torik. Uygundur. Vatandaş inşallah her şey güzel olacak. Zalimler bir iş yapamaz. Müslüm Baba diyor ki her şey boşuna. Bir iki ay devam eder, ondan sonra her şey güzel olacak inşallah. Vatandaşın en alabileceği balık istavrit gözüküyor, o da 15 lira. Vatandaş 15 lira. Balık alabiliyor mu? Vatandaş bunu zor alıyor. 15 liralık her gün balık mı yiyecek vatandaş? Tavuk olmuş 30 lira kilosu. Şimdi askeri ücretle çalışan insanlar var da iş bulmayan insanlar ne yiyor? Piyasa çok bozuk yani. Efendim levrek, barbun, çupra alabiliyor mu vatandaş? Onları alma imkanları yok, artık bitti. Her şey pahalı. Levrek, çupra 70 lira, 120 lira, 130 lira. Bu balıklar öyle zenginler gelip de yiyerse yer. Artık efendim, siz yiyebiliyor musunuz? Ben neyini yiyeyim? 120 liralık balık mı yiyeyim abi? Akşama kadar burada dikileyim de 120 liralık yömyeyi de ona mı verelim? Vatandaş şu anda her şeyden şikayetçi. 2000 yılında ben bu halde aldım bir yömyeyle günde bir çeyrek altın alıyorum. Şimdi 11 gün çalışsam ben bir çeyrek altın alıyorum. Geçen sene burada ben bir yömyemle 8 kilo alabalık alırken şimdi 3 kilo alıyorum. Bu kadar yani çalışanın %50 elinden alınmıştır. Üretenin %50 fakirleşmiştir. Emekli zor durumdadır. Köylü zor durumdadır. Zenginlerin servetine servet kattı. Dolar başını aldı gitti. Mark ürü başını aldı gitti. Altın başını aldı gitti. Bu zenginlere ve hükümetin yandaşlarına yaradı. Ezilen işçi, memur, köylü, üreten ezildi, eziliyor. Ezilmeye de devam edecek. 70'ten bu yana son 5 senedir en ucuz sebze ve meyvesiz satılıyor. Sebze, meyve ucuz. Ama alan yok, vatandaşa para yok. Eskiden her şey sıradaydı, kara bursaydı ama vatandaşın cebinde para vardı, arıyordu. Asgari ücretle bir kişi o zaman 8 tane çeyrek altın alırken şimdi 3 tane altın alabiliyor. Milli gelirde artmış, kişi başı 10 bin dolar olmuş ama milli gelirde büyük bir dengesizlik, dağılımında büyük bir adaletsizlik var. Bunun yanında 5 milyon kişi dışarıdan Türkiye'ye getirmiş. Şu ulus halinde ben size göstereyim. En azından 100 kişi yabancı kayıt dışı çalışıyor ve bizim gençlerimiz boşta geziyor. Bu insanları Türkiye'ye getirdiğin zaman önce kendi gençlerine, kendi vatandaşının işini yapacaksın. Ondan sonra komşulara yardım edeceğiz. Eğer bizim gençler burada işsizlerimiz çalışsa asgari ücretle yükseldi. 4250 evine para götürür. Esnafın işi artar. Bu yabancılar da parayı dolara yapıyor. Götürüyor. Afganlı, İranlı, Iraklı Türkiye'yi almışlar. Çupra alıp, levrek alıp, olta levreği alıp gidebiliyor musun? Balıkçı oldum halde bak. Sezon açıları 1 Eylül'den bu yana 3,5 ay oldu. Ne çupra ne levrek evime götürmüş değilim. Ben hamsi istavrit götürüyorum. Şimdi hamsi de 30 liraya çıktı. Balıkta da büyük bir avlamada dengesizlik var. Eskiden vatandaşın fakir gıdası değil, fikir gıdası diyordu. Fakir gıdası hamsi diyorlardı. Şimdi zengin yemeği oldu. 30 lira, 35 lira hamsi olmaz.